Rami bırakın. Yapmayın. Durun, bırak onu. Onu öldüreceksin, yapma. Onu öldüreceksin. Dur artık, bırak onu. Bırakın onu, ne yapıyorsunuz? Durun. Biri bir şey yapsın. Durun, durun. Ne yapıyorsunuz? Durun. Durdun yapma, dur. Onu öldüreceksiniz. Bırakın onu. Hayır, hayır. Bırakın, durun, yapmayın. O. Alo, polis mi? Avizeyle sabote edersin ha? Serseri! Sen Şan'ı öldürmek istedin. Bunu ödeyeceksin. Harbi bırak onu! Şakar! Harbi bırakın onu! Bırakın, bırakın lütfen, onu! Yoksa öldüreceksiniz! Bırak. Komiser, bu adam. Tutuklayın onu. Tutuklayın. Alın şunu. Şimdi götürün buradan. Götürün. Götürün. Aileden birinin bizimle gelmesi gerekiyor. Şikayetçi olmanız gerek. Ben gelirim. Gidelim. Tamam. Yaraların var, kanıyor Ranvir. Temizleyip sarmak gerek. Teşekkür ederim. Ama buna gerek yok. Gereğini ben yaparım. Neydi orada olanlar? Sadakat mi? Sevgi mi? Bugün bütün sınırları aşmış oldun Arvi. Bununla beni hiçe saydığının farkında bile değilsin sen. Ya onu kurtarmak isterken sana bir şey olsaydı? Ya Şeni'ye bir şey olsa... Ritika, demek istediğim biri onu öldürmek istedi. Ben araya girmeseydim eğer... Başka biri girerdi Arvi. Orada İşen'i seven birçok insan vardı. Senin gördüğünü onlar da gördü. Hepsi İşen'in yakınları, onun ailesi. Ama sen kurtarıcı gibi kendini ortaya attın. Ne zaman bir sorunla yüzleşse kendini ona siper ediyorsun. Ona her zaman sadık kalmayı seçiyorsun. Ama öte yandan benimle olan ilişkini unutuyorsun. İşin için duyduğun endişeyi niçin benim için de duymuyorsun?
olmadığı zaman benimle ilgilisin. Ama ne zaman onu görsen, ne zaman aynı yerde olsak beni unutuyorsun. Niçin yapıyorsun bunu Ranvir? Niçin karını ve çocuğunu hiçe sayıyorsun? Nişaniye verdiğin sözün arkasındasın. Peki bana verdiğin sözler ne olacak? Ya hepsini unuttun ya da hatırlamak istemiyorsun. Sen benimlesin Arvi. Neden bilmiyorum ama kendimi son derece güvensiz hissediyorum. Benim tek korkum kocamı kaybetmek değil artık. Tek endişem çocuğumun babasız büyümek zorunda kalacak olması. Ritika. Yok öyle bir şey Ritika. Avize İşen'in üstüne düşecekti. Ben onu kurtarmasaydım... Beni üzen şey İşen'i kurtarmış olman değil Arvi. Beni üzen şey İşen'i ile ilgili bana verdiğin her sözü çiğnemiş olman. Bütün sınırları aşman. Niçin istemediğin halde Şekar'la evleniyorsun? İstemediğin bir evlilik hayatının hatası olur. Zoraki bir evlilik kabustan beterdir, kimseyi mutlu etmez. Ne sanmıştın Nişani, gerçeği görmediğimi mi? Gözlerim zayıflamış olabilir. Ama insanların kalbindekini pekala okuyabilirim. Ben gün görmüş bir kadınım. Sevgi, nefret, ihanet, sadakat, her şeyi gördüm ben. Seninle ilgili gerçeği görmezden gelirsem, bunu göz ardı edersem, biliyorum ki kendimi hiçbir zaman affetmem. Kabul ediyorum canım kızım Şekar, seni seviyor, seninle evlenmek istiyor ama ben sana diyorum ki, Şekar'la evlenme, Ranvir'le evlen. Senin kaderinde Ranvir var Işani. Sadece Ranvir var. Hayır babaanne ben... Bunda yanlış bir şey yok. Canım... Sen daha bekarsın. Şeker'le henüz evlenmedin ki. Biliyorum. O adam seni çok seviyor. Ama sen... Sen kimi sevdiğini iyi biliyorsun kızım. Şekar'la evlenmekten vazgeçmende bir yanlış yok. Bu asla ihanet değil. Çünkü asıl ihanet başkasını sevdiğin halde Şekar'la evlenmen olur. Haksız mıyım? Gerçek bu. Ranvir hala tüm kalbiyle seni seviyor canım. Yüce Tanrım, sen de gördün. Seni kurtarmak için hayatını hiçe saydı. Ve sen yaralandığını görünce onun çektiği acıyı gözlerinde gördüm Işani. Yaralanan oydu ama canı acıyan sendin. Sen söyle bana, söyle. Siz ikiniz birbiriniz olmadan nasıl yaşayacaksınız? Tanrım, Işani, bu yanlışa düşme. Onu sevdiğin için asla kendinden utanma. Geçmişi geride bırak. Hepimiz utanacak çok şey yaptık. O zamanlar evliliğini zora sokmak için sana sayısız sorun yaşattım. Ama bugün sana diyorum ki, Şekar'la evlenme canım, Ranvir'e geri dön. İkiniz de henüz evli değilken, Yüce Tanrı da sizin birleşmenizi istiyor. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden Ranvir bunu henüz yapmadı. Ritika'yla evlenmedi. Asla da hayır, evlenmeyecek. Babaanne. Ben bu kararı düşünerek aldım. Ranvir için doğrusu bu. Bu onun mutluluğu için. Ben kararımı değiştirmeyeceğim. Peki tamam.
Kendinden başka herkesi düşünsen. Peki seni kim düşünüyor İşani? Benim güzel kızım. Randir senin gerçek aşkın. O senin ilk aşkın. Yap bunu. Hayatını onunla birleştir. Onun karısı ol canım. Anlıyor musun? Anlıyor musun? İşani. İşani, canım, iyisin değil mi? Sana bir şey olmadı ya. O adam canına kastetmişti İşani, seni öldürmeye çalıştı. Ben ilk defa seni kaybetme korkusu yaşadım. Ama şimdi ne yapmam gerektiğini biliyorum. O adamın kim olduğunu öğreneceğim. Niçin seni öldürmek istediğini. Lütfen çok dikkatli ol İşani. Ve korkma. Ben her zaman yanında olacağım. Ama bugün çok korktum İşani. Seni kaybetme ihtimali beni kahretti. İşani iki büyük tehlike atlattı. İki ayrı kaza. Önce o araba, sonra avize. Bu tesadüf olamaz. Biri onu öldürmek istiyor. Ama bunu kim yapmak istesin? Ve neden? Önce Bayan Falguni, şimdi İşani. İşani'nin ölümü kime ne kazandırır ki? İşani nasıl oldu acaba? Beni üzen şey İşani'yi kurtarmış olman değil Arvi. Beni üzen şey İşani ile ilgili bana verdiğin her sözü çiğnemiş olman. Bütün sınırları aşman. Arvi? İyi misin? Neden hala yatmadın? Senin de dinlenmeye ihtiyacın var. İşani'yi mi arayacaktın? Evet, aramak istedim aslında. İyi olduğundan emin olmak için. Ritika, lütfen beni yanlış anlama. Onun için endişeliyim çünkü muhtemelen biri onu öldürmeye çalışıyor. Evet, salonda olanlar beni de... Sadece salonda değil, o dışarıda da saldırıya uğradı. Biri arabayla onu ezmeye kalktı. Ne? Evet. Düşünüyorum da aklıma başka şey gelmiyor. Bu iki olay tesadüf olamaz. Merak etme Arvi. Polis o adamı tutukladı. Gerçek ortaya çıkacaktır. Benim de umudum bu. Al, bunu iç. Ne? İşani ve Ramir evlenecek mi? Sen neler söylüyorsun? Evet Miteş, öyle. İşani Şekar'la evlenirse eğer, İşani dahil, bunun herkesi mutlu edeceğini düşündük. Ama gerçekte o. O Ranvir'in mutluluğu için istemediği bir evliliği kabul etti. Bir şey daha.
Neden bilmiyorum ama Ishani'nin düşüncesine göre Ranvir onunla değil, Ritika ile evlenirse mutlu olacak. Bu yüzden de ona olan sevgisini unutabilmek için Shekar'la evlenmeye karar verdi. Ranvir ve Ishani, o ikisi birbirini hala çok seviyor. Ama ikisi de sevgilerini Ritika ve Shekar için feda ediyor. Oysa gerçek sevgi asla ölmez. O yüzden birlikte olamazlarsa eğer, hayat boyu acı çekecekler. Yüce Tanrım, bir zamanlar tek amacım Ranvir ve Ishani'yi birbirinden ayırabilmekti. Ama bugün tek amacım o ikisini bir kere daha birleştirebilmek. Ishani çok fazla fedakarlık yaptı. Ama şimdi sıra bende. Harşad'ın istediği her şeyi ona vereceğim. Benim canım oğlum, biricik kızım, göz bebeğim Ishani sevdiği adamla evlenecek. Ona istediği mutluluğu vereceğim. Yemin ediyorum. Ama bu büyük bir sorun demek. Ben de Ishani mutlu olsun istiyorum ama o artık nişanlı biri. Shekar'la evlenmekten vazgeçerse hepimiz rezil oluruz. Ne olursa olsun, bunların hiçbiri umurumda değil. Bugüne kadar onurumuz için yaşadık da ne oldu? Elimize ne geçti? Ailem benim her şeyimdir. Onların mutluluğu her şeyden önemli. Ishani'yi bugüne kadar hep üvey evlat gibi gördüm. Ama bugün onu kocasının yanına öz kızım gibi uğurlamak istiyorum. Ishani ve Ranvir'in birbiriyle konuşma şansı yoksa o zaman ben onların sesi olacağım. Birbirlerini doğru anlamaları için her şeyi yapacağım. Arvi, nereye gidiyorsun? Şirkete. Çıkmadan bir şeyler ya abi. Hayır, ben aç değilim. Ama Arvi, daha ilaçlarını bile almadın. İlaçlar yanımda, şirkette bir şeyler yer alırım. Aslında bugün çok önemli bir toplantım var, geç kalıyorum. Ben artık gideyim, akşam görüşürüz. Hoşça kal. Sen saklamak istesen de ben biliyorum. Seni düşündüren o toplantı değil, Ishani. Kabul ediyorum, bunu sana ben söyledim. Shekar'la evlenmeni istedim fakat... Bugün diyorum ki, Shekar'la evlenme canım. Ranvir'e geri dön. Ranvir senin gerçek aşkın. O senin ilk aşkın. Onu görmem doğru olmaz. Öte yandan iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Ne yapmam gerek? Gidip görmeli miyim? Ritika, ne yapıyorsun burada? Aynı şeyi benim sana sormam gerekir. Sen ne yapıyorsun burada? Şirkete gideceğini söyledin. O halde niçin buraya geldin? Ishani'yi görmeye mi? Arvi, bugün sadece sınırları aşmadın. Beni de ezip geçmiş oldun. Niçin yapmıyorsun bunu Ranvir? Başkalarının gözyaşlarını görmüyor, hissettiklerini ciddiye almıyorsun. Benim gözümde... Bu yaptığın bencillik. Beni unut artık Ranvir. Sadece kendi aileni düşün. Ritika'yı düşün Ranvir.
Onun yanında ol ve benim hayatımdan çık artık. Yine mi buradasın sen? Neden geldin buraya? Ben mi seni çağırdım? Davet mi ettim? Niye bugün yine evimin önündesin? Sen bunu sevmek mi diyorsun? Sözde korumaya çalışıyorsun ama ayaklar altına alıyorsun. Ne istiyorsun bizden? Şekar, ben... Neler oluyor bana? Neden bu kadar çaresizim? Neden kendime hakim olamıyorum? Neler oluyor bana? Niçin bu kadar çaresizim? Neden kendime hakim olamıyorum? Duygularımla başa çıkmayı bilmiyor gibiyim. Kalbim aklıma hükmediyor sanki. Ne istediğimi, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Aklımda hep o var ve... Maritika'ya verdiğim sözü tutmak zorundayım. Hayır Ramir, onu üzmeye hakkın yok. Ama Işani'yi nasıl aklımdan sileceğim? Üstelik... Biri onu öldürmeye çalışırken. Buna mecburum Işani. Seni bir kere görmem gerek. Belki de son kez. Ritika ile evlendikten sonra bu bir daha olmayacak. Ama şimdi buna mecburum. Seni bir kez görmem gerek. İyi olduğunu göreyim. Sonra giderim. Bir daha da geri dönmem. Bir daha asla. Alo? Alo Ritika. Ben Kançan teyze. Söyle teyze, dinliyorum. Canım, kocan nerede biliyor musun? Haberin var mı? Evet teyze, az önce işe gitmişti. Hayır canım, işe gitmedi. Şu an burada, evimizin önünde duruyor. Ve bugün davetli olarak değil, bir aşık olarak burada. İşeninin balkonunun altında sürekli oraya bakıyor. Canım, bu hiç hoş bir şey değil. Biliyorum. Mişani önceden Arvi'nin karısıydı. Ama o şimdi Şekar'ın müstakbeli eşi. Arvi de bunu bir türlü kabul edemiyor. Bugüne kadar her yolu denedi. Mişani ve Şekar'ın düğününü engellemeye çalıştı. Sonrasında bize artık bundan vazgeçtiğine dair söz verdi. Bu doğruysa Mişani'nin evinin önünde ne yapıyor? Çok üzgünüm teyze. Doğrusu Mişani için endişe ettiğini biliyorum. Muhtemelen bu yüzden gelmiştir. Bak canım, sen Şekar'ın çok yakın arkadaşısın. Bu yüzden sana bir tavsiye vereyim. Arvi Işani'den ancak sen onunla evlenirsen uzak durur. Bu olmadığı sürece... Arvi bu iki insanı ayırmak için elinden geleni yapacaktır. Bu senin de hoşuna gitmez. Benim de. Dahası Şekar'ın Işani'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Onun için her şeyi yapabilir.
İşen için kaygılanıyorsun. Ey yüce tanrım. Ben de İşen'i benden başka düşünen yok sanıp üzülüyordum. Ama şimdi görüyorum ki... Şükürler olsun, İşen'i düşünen biri daha var. Hayır, yanlış anladım. Ben sadece buradan... Neden gidip onu görmüyorsun? Bana bakmayı bırak. Ona bak. Bak oraya. O iyi. Çiçekleri sulamasını ben istedim. Balkona çıkarmak için. Sırf sen onu gör diye. Arandır canım. Kalbi temiz insanlar kimseyi aldatmaya kalkmazlar. Ve inan bana, kimsenin kalbi İşani kadar temiz değildir. Ve o kalpte hala sen varsın, sadece sen. Evet Randir, gerçek bu. İşani yalan söyleyebilir ama gözler yalan söyleyemez. Ben bunu onun gözlerinde gördüm ve biliyorum ki o hala seni seviyor. O sadece seni düşünüyor. Tanrı aşkına Randir, bu dünyada kimse seni İşani'den fazla sevemez. Bunu gözlerinde görüyorum. O hala seni seviyor oğlum. Sana yalvarıyorum. İşani'yi kabul et. İnsanlar der ki çocukluk aşkı asla unutulmazmış. Yüce Tanrı da biliyor ki o senin ilk göz ağrın. Gerçek buyken onu nasıl unutabilirsin? İşani sana ne söyledi bunu hiç bilmiyorum. Doğrusu bilmek de istemiyorum ama senin için şunu bilmen çok önemli. Aileni hapse gönderen İşani değildi oğlum. Bunu ben yaptım. O bendim Randir. Ben aileni hapse gönderdim. Yaşanan her kötü olayın arkasında ben varım. İşani sadece beni düşündüğü için suçu üstlenmeyi kabul etti. İkiniz niçin ayrıldınız bunu hiç bilmiyorum. Niçin tekrar birleşmediniz? Hayır babaanne. Bu ortak karar değildi. İşani öyle istedi. Evet, İşen'in gözleri yalan söylemez. Ben de hep beni sevdiğini hissederdim. Ama artık değil. Yanılıyorsun. Ben artık geçmişi unutmak istiyorum. Ben Ritika ile İşen'i de Şekar'la evlenecek. İkimiz de yollarımızı ayırmaya karar verdik. Yeni bir sayfa açacağız. Bazen geçmiş önümüze çıkabilir. Ama geri dönmek mümkün değil. Aslında bunu ikimiz de istemiyoruz. Oğlum, dikkatli ol. Yenge, al. Nedir bu? Abimin telefonundaki yedek verilerin olduğu CD. Yedek mi? Evet yenge. Abim telefonu ve bilgisayarındaki bütün verilerin yedeğini aldırmıştı. 2 gün önce şirketteki teknisyenlerden birine talimat vermişti. Ben de bugün abimi göremeyince CD'yi sana vereyim dedim. Sen ona verir misin? Yenge... Neyin var? Endişeli görünüyorsun. Yok bir şey. Bu CD'yi İşani'ye vermeyi düşünüyorum sadece. Neden? İşani Devars ve Krishan'ın nişanındaki görüntülere bakmak istemişti. Belki bu sayede annesinin katiliyle ilgili bir ipucu bulmayı umuyor. Arvi de o gün orada cep telefonuyla kayıt yapmıştı. O yüzden İşani'ye verebilirim diye düşündüm. Demek istediğin biri seni arabayla bilerek öldürmeye çalıştı, öyle mi? O kaza, aşçının annemin katil zanlısıyla ilgili verdiği detaylar. Sanırım hepsi katilin bir oyunuydu. Muhtemelen aklımı karıştırmaya çalışıyordu. Çünkü sonrasında aşçıyı tekrar görmeye gittiğimde ortadan yok olmuştu. Yemek şirketi müdüründen bilgi almaya çalıştım. Ama o bana Krishna Kant isimli bir çalışanları olmadığını söyledi. Ne oldu? Benimle geliyorsun. Nereye gidiyorsun?
Emniyete gitmemiz gerek. Bu durumu polise bildirmek zorundayız. Dans töreninde tutuklanan adam, Nişan'ı o adamın yüzünü hiç görmedi. Anladığım kadarıyla bunu bir başkası için yapacaktı. Alo? Evet bayan, bir saniye bekleyin. Bayan Ritika arıyor efendim. Bayan Nişani'yi soruyor. Alo? Alo? Merhaba teyze, ben Ritika. Nişani oradaysa konuşmak istiyorum. Cep telefonu kapalı çıkıyor, o yüzden evden aramak zorunda kaldım. Canım, Nişani ve Şakar az önce polise gitti. Polise mi? Evet. Dün törende olanlarla ilgili... Polise konuşmak istiyorlar. Şakar'ın düşüncesine göre polis bütün detayları bilmek zorunda. Tamam teyze. Ben Nişani ile daha sonra konuşurum. Tamam. Tamam. Parol, benim hemen polise gitmem gerekiyor. Nişani'nin o görüntüleri görmesi çok önemli. Belki bir ipucuna rastlayabilir. Tamam, ben de seninle geleyim. Hayır hayır, sen burada kal. Ben yalnız giderim. Hı? Ne oldu? Ya sana bir şey olsaydı Nişani? O zaman nasıl yaşardım ben? Ama bana bir şey olmadı Şekar. Üzme kendini. Lütfen. Bu kadar düşünme artık. Senin için söylemesi kolay. Ama benim için öyle zor ki. Birini sevdiğin zaman onu hep iyi görmek istersin. Nişani, sen yaralanmışsın. Ah, bunu nasıl göremedim ben? Şekar, bu o gün oldu ve... Yaralandığını biliyorsun. Niçin gereğini yapmadın? Sadece bir sıyrık Şekar, önemli değil. Ne yani? Sence bu normal mi? Bekle biraz. Şekar... Şekar, ben iyiyim. Basit bir sıyrık için vakit kaybetmeyelim. Hadi bir an önce polise nasıl gidelim. Nasıl bu kadar umursamaz olabilirsin? Kendine iyi bakmak zorundasın. En azından bırak bunu ben yapayım. Yaranın farkında değildim. Ama şimdi biliyorum ve bunu göz ardı edemem. Kolunu ver hadi. Kolunu ver bana. Bana bir söz ver. Bir daha böyle bir şey olursa herkesten önce bana haber vereceksin. Söz ver Nişani. Söz veriyorum. Bir daha herhangi bir sorun yaşarsam bunu ilk sen bileceksin. Tamam mı? Teşekkür ederim. Gidelim mi? Olur. Evet, bunu bize o söyledi.
Peki bundan emin miyiz komiser? Evet. Gözaltına aldığımız adam kiralık bir tetikçi. İşani'yi öldürmek için birinden para almış. Parayı veren kim? Buna inanamayacaksınız. Sizi öldürmeye çalışan kişi yabancınız değil. Abiniz. Sizi öldürmesi için birini tutmuş. Şani'nin abim. Hangi abi? Yalan söylemediğine emin misin? 5 dakika önce yeminli ifade verdi. Tutanak burada. Altında da imzası var. Tamam. İşani. İşani. Şekar. Abim beni öldürmek istiyor. Nasıl? Hayır. Çünkü bu mümkün değil. Bu mümkün değil Şekar. Kardeşlerim öyle insanlar değildir. O adam yalan söylüyor Şekar. Bu mümkün değil biliyorum. Kendine hakim olmalısın Şani. Annenin katilini bulmak zorundasın. Bu kişi kim olursa olsun bu kadar yaklaşmışken bundan vazgeçemezsin. Bak biliyorum bu berbat bir iz. Ama ona ulaşmamızı istiyorsan güçlü olmak zorundasın. Bana ne dediyseniz onu yaptım. Sorkuda polise abisinin adını verdi. Hanımefendi, benden istediğin her şeyi yerine getirmeye çalıştım. Ama sorguda baskı o kadar büyüktü ki ne kadar dayanabilirdim. Hanımefendi, beni bir kapanın içine attınız. O gün beni kurtarmaya çalışmadınız. Şimdi bir cinayete daha alet ediyorsunuz. Sana istediğin parayı verdim. Şimdi ne diyorsam onu yapacaksın. Evet, para verdiniz. Ama anlaşmamızda böyle bir şey yoktu. Ben artık bunu yapamam. Bir ailen var değil mi? Hı? Evet. O halde senin için onlardan daha değerli kimse yoktur. Bak. Benim bebeğim. Senin de 3 yaşında bir oğlun var. Değil mi? Evet, neden? Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben bile bilmiyorum. Ne zaman ne yaparım? Bu hiç belli olmaz. Bir de ne var biliyor musun? Ben erkek arkadaşımı öldürmüş biriyim. Neden biliyor musun? Çünkü benimle evlenmek istememişti. Beni karısı yapmak istemedi. Ama ben bir anne adayıyım. Anne olmak inanılmaz bir duygudur. Hiçbir fikrin var mı bilmiyorum. Ama duygularını had safhada yaşarsın. Hayır.
Bu da seni zayıf düşürür. Hayır yapma. Ah! Tanrım! Bebeğim tekme attı. Anne olmak nasıl bir şey, anladın mı? He? Senin çocuk kaç yaşında demiştim? 3 mü? Bir düşün. Çocuğun evin önünde bisiklete biniyor. Kendi başına iyi vakit geçiriyor. Sonra... Sonra birden kocaman bir araba hızla üzerine doğru gitmeye başlıyor. Giderek yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Hayır, hayır. Sakın. O zaman... Kendini düşünmüyorsan karını düşün. O senin çocuğunu 9 ay boyunca karnında taşıdı, değil mi? Size evlat acısı yaşatacak aptalca bir hataya düşme sakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.